Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, son günlerde hem dünyada hem de ülkemizde siyasi ve ekonomik gelişmelere baktığımızda bunun finansal piyasalara önemli etkileri oldu. Yani dolarda, borsada ve altında fiyatlamaları değiştirecek önemli gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Şimdi bu gelişmeler denklemi değiştirdiği için işte bu videomuzda ilerleyen dakikalarda dolarda, borsada ve altında yeni kritik seviyeleri sizlere arz etmeye çalışacağım. Hangi seviyelerde alım yapmak faydalı olabilir? Hangi seviyelere doğru gidecek dolar, borsa, altın? İşte bütün bunları ilerleyen dakikalarda sizinle konuşacağız. Şimdi küresel manaya bir baktığımız zaman dünyada borsalarda gerçekten böyle bir bahar havasının estiğini görüyoruz ki bunun da en büyük gerekçesi Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının bir anlaşmayla biteceğine dair oluşan umutlar ki yapılan son açıklamalarda bu birinci faz anlaşmanın imzaya çok yakın olduğu söylendi. Ve buna istinaden de piyasalara ben şöyle bir baktığımda şunu görüyorum arkadaşlar. Mesela 10 yıllık Amerikan tahvilinin faizi 2019'un son çeyreğinde arkadaşlar 1.66'dan 1.81'e yükseldi. Negatif faizde işlem gören tahvil stoğunun da 14.7 trilyondan 12.1 trilyona gerilediğini gördük. Ve buna ek olarak da Avrupa'da PMI rakamları geldi. Bunlar sanayi üretimi ile ilgili rakamlar ve yine Amerikan makroekonomik verileri arka arkaya geldi ki bu makroekonomik verilerde de gerçekten güzel bir tabloyla karşılaştık. İşte bütün bunları üst üste koyduğunda küresel piyasalar şu sonuca vardı. Demek ki hep o korktuğumuz küresel anlamda durgunluk tehlikesi geride kaldı ki bu da çok doğal. Yani Amerika ve Çin gibi iki blok eğer ticaret savaşlarını bitirecek bir anlaşmayı imza edebilirlerse haliyle bu korkular geride kalacak. Ve buna bağlı olarak da zaten Dow endeksine baktığımızda yani Amerikan borsasına baktığımızda Ekim başında 25 binli seviyelerdeyken şu an 28 bini bir ara geçtiğini de gördük. Dolayısıyla burada borsalar açısından güzel bir rüzgar esti ve Borsa İstanbul'u da tabii ki bu etkiledi. İsterseniz gelin Borsa İstanbul'a da bir grafik üzerinde bakalım beraber. Değerli arkadaşlar, borsaya baktığımızda 105 bin seviyesini burada karşımızda önemli bir direnç noktası olarak gördük. Bakın bir deneme yapmış, 4 deneme yapmış ve sonra bir deneme daha yapmış. Yani toplamda 6 kere 2018'den itibaren 105 binin geçilmesi için denemeler yapıldığını görüyoruz. Ama tabii ki buna Türkiye'nin iç siyasi konjonktürü ve bu dünyadaki işte küresel ticaret savaşları korkusu müsaade etmedi. Ancak şimdi 105 bini aştık ve yeşille belirttiğim bir yükselen trend var. Bu trendin üstünde yukarıya doğru bir yolculuk gerçekleştiriyor. Tabii burada teknik olarak benim korktuğum bir nokta var ki bu yeşille belirttiğim yükselen trend çizgisi ki teknik olarak şunu derler. Eğer bu yükselen trendin üstünde kaldıysa borsa yükselmeye devam edecektir. Ne zaman bu yeşil çizgi aşağıya doğru kırılırsa işte burada piyasanın döndüğünden bahsedebiliriz derler ki şu an için böyle bir problem yok. Yeşil çizginin üstünde 110 bine doğru devam ediyor. Ancak burada işte gerekçeler neler? İlk önce ben şunu söyleyebilirim buradaki yükselişle ilgili olarak ki hani dedim girişte küresel bir rally yaşandı bu Amerika ve Çin arasındaki anlaşma umutlarından dolayı ve haliyle bizim ülkemizde de bu CDS'ler düştükçe yani risk primleri düştükçe ben borsanın daha da yükselme potansiyeli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani 6 ayda CDS'e baktığımız zaman 520'den 308'e gelen bir rakam var ki bu da işte Borsa İstanbul'a önemli bir momentum sağlıyor. Diğer bir nokta, şimdi gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımız zaman Borsa İstanbul geçmişte %8 civarında, %8-9 civarında bir negatif ayrışma yaşamıştı.
performansı iyi değildi. Neden? Çünkü bizim Amerika ile bir gerginliğimiz vardı. Neden? Bizim bir Barış Pınarı operasyonumuz vardı. İşte bu jeopolitik gerginlikler Borsa İstanbul'a çok kötü gelmişti. Şimdi bunları geride bıraktığımız için bu gelişmekte olan ülkelerle de aramızdaki bu makası hızlı bir şekilde kapatma umudumuz var. Ve diğer bir noktada Türk bankacılık hisselerinin de yüksek bir betası var. Bunun da yükselişe bir ivme kazandırmasını bekliyorum. Teknik olarak da arkadaşlar şu an yatay çizgilerle belirttim. 110 bine doğru bir hareket geliştirecek ki yılbaşı gibi bir yılbaşı rallisi de yaşarsak burada 110'dan sonra arkadaşlar 115 bin ve 120 bin seviyelerinin hedef bölgeler olduğunu söyleyebilirim. Ancak tabi burası Türkiye, bunu da demek lazım. Her an her şey olabilir. Şu an denklem Amerika ile bir uzlaşma üzerine çalışıyor. Ancak burada bir sıkıntı görebilirsek ya da enflasyon datalarında Türkiye'yi üzecek negatif bir gelişme yaşanırsa da işte tekrar borsanın 105 bin ve 101 bine doğru da gerilemesi bizler için sürpriz olmayacaktır diyebilirim. Değerli arkadaşlar, borsa ile ilgili bu yorumları yaptıktan sonra gelin isterseniz bir de dolar TL kuruna bakalım ki hepinizin merak ettiği bir konu. Onu da bir grafik yardımıyla beraber inceleyelim. Arkadaşlar, dolar TL grafiğine baktığımızda karşımıza dikkat ederseniz kırmızı bir eğik çizgiyle bir alçalan trend çizdim. Bunun anlamı şu: dolar TL kuru bu kırmızı eğik çizgiyle sol yukarıdan sağ aşağıya doğru çizdiğimiz o kırmızı eğik çizginin altında kaldığı sürece düşmeye devam edecektir diyoruz. Ki burada dolarda bir yükselişin gerçekleşmesi için işte bu kırmızı eğik çizginin yani alçalan trendin yukarı doğru kırılması lazım. Ki bu da 5.75 gibi bir seviyeyi bize düşündürtüyor. Eğer bu kırmızı çizginin üstüne atarsa dolar TL kuru, yani 5.75-5.76 gibi bir rakamla karşı karşıya kalırsak burada hedef seviye olarak 5.93 seviyesini gösterebilirim size. Burada tabii 5.93 ve 6 arasında dolar TL kurunun eğer bu kırmızı eğik çizgi kırılırsa gideceğini söyleyebiliriz. Elbette ki 6 ve üzeri hedefler içinde, yani 6.15 ve 6.24 dirençleri içinde benim inandığım nokta şu: Türkiye'nin ekonomide ve jeopolitikte an itibariyle kurduğu pozitif denklemin bir şekilde kötüye dönmesi gerekiyor. Yani demek istediğim olay şu: bakın burada 10. aydan itibaren yani 5.90 seviyesinden 5.70'lere doğru bir gerileme var. Onu kırmızı eğik çizgiyle zaten belirttik arkadaşlar. Bu gerilemenin sebepleri elbette ki Amerika ve Türkiye arasındaki sorunların en azından geçici olarak buzdolabına kaldırılması oldu ki en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ziyaretinde işte beklenilen şekilde negatif gelişmeler olmadı. Yani oradan kötü bir şeyler çıkmadı ki zaten biz videolarımızda söylemiştik. Mutlaka önceden bir ekipler çalışmıştır, bir uyum sağlanmıştır diye. Ama buna rağmen bakın şunun altını çiziyorum. O da şu ki S-400'dür, Halkbank problemidir ya da Barış Pınarı ve Türkiye'nin Suriye operasyonudur. Bu konularda Amerika ile %100 uyum sağlanamadı. Ne yazık ki sağlanamadı ve buna istinaden de arkadaşlar gerileme devam ederse, bakın grafikte de gösterdim arkadaşlar, 5.68 seviyesi eğer aşağıya doğru kırılacak olursa ben 5.64, 5.56 ve 5.50 seviyelerinde yatırımcıların bu 3 noktada kademeli bir şekilde alım yapma ihtimallerinin olduğunu düşünüyorum ki tavsiye de ediyorum bunu. Tabi burada tek bir noktadan değil, farklı kademelerden alım yapılması gerekli. Gerekçem de şu: az önce saydığım S-400'dür, Halkbank'tır, Barış Pınarı, Suriye operasyonlarıdır. Bu gibi konularda Birleşik Devletler'le %100 bir mutabakata ne yazık ki varamadık. Bu da haliyle gerileyen kurun bir alım fırsatı olarak karşımızda durmasını bizlere hatırlatıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şunu unutmamak lazım: her ne kadar Trump'la Erdoğan'ın arası iyi olsa da gerçekten Amerika'nın basınında, Pentagon'da, devletin içinde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan adeta nefret eden bir kitle de var. Ve buna istinaden de Amerika'yla suların birazcık durulması güç gibi duruyor.
Kıymetli arkadaşlar, dolar TL'de de dediğimiz gibi bir geçici gevşeme var ve gerileme noktalarında da hedef noktalarını söyledim. Destek noktaları bunlar. Bu destek noktalarında alım yapılabilirse daha sonraki yukarı hareketlerde satışlar olumlu sonuçlar verebilir diye düşünüyorum. Şimdi son olarak da gelin bir de altına bakalım ki altın da önemli. Altın da özellikle hem küresel gelişmelerden hem de bizim kendi içimizdeki gelişmelerden azıcık da olsa etkileniyor. Ama tabii ki daha çok küresel gelişmeler, küresel haberler altına yön verdi. Bir grafiğimiz var. Grafiğimizle beraber onu inceleyelim. Değerli arkadaşlar, altına baktığımızda da altında en önemli motivasyon tabii ki Amerika ve Çin arasındaki bu ticaret savaşları olmuştu. Bu ticaret savaşlarındaki gerginliğin artması küresel bir huzursuzluk çıkartacak ve hatta her ticaret savaşının sonunda mutlaka bir askeri çatışma da olur korkusu yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltmişti ki 7. ve 8. aylarda yukarı bir hareketle altın 1500 dolar seviyesini geçmişti. 1550 dolara kadar vurmuştu ons altın ki grafikte de bunu görüyorsunuz. Ancak işte az önce de arz ettiğim gibi Amerika ve Çin arasındaki bu ticaret savaşlarının bitmesine yönelik sinyaller altının 1550 dolardan 1450 dolara kadar gerilemesini doğurdu. Bizim burada ana baktığımız nokta mutlaka arkadaşlar eğer altın alacaksak küresel bir iktisadi ya da politik gerginliğin olması. İşte bu gerginlik eğer yoksa grafikte de gördüğünüz gibi altın fiyatları düşüyor. Eğer bu gerginlik oluşursa da hemen destek noktalarından altın alınması gerekiyor. Burada teknik olarak baktığımızda altında 1450 dolar ve 1425 ve 1400 dolarların destek olduğunu söyleyebiliriz. Yani gerileme halinde bu noktalardan alım yapılabilir. Ama ancak arkadaşlar yani bunu teknik olarak söylüyoruz ama burada eğer fiyat 1450'ye ya da 1425 dolara gelirken Amerika ve Çin arasında ya da küresel manada siyasi ve iktisadi bir problem çözülüyorsa da burada tabii ki 1425'ten alım yapılmaması gerekiyor. Çünkü unutulmaması gereken bir konu destekler teknik analizde kırılmak içindir. Haliyle 1400'e de fiyatın gerilemesini beklememiz gerekir. Yani fiyatları lütfen gelişmelerle beraber mütalaa edin. Ona göre çizdiğimiz destek seviyelerinden alımı tercih edin diyorum ben. Ki burada altının gerçekten yukarı bir potansiyeli olması için dedik ki hem Amerika ve Çin arasındaki gerginliğin tekrar artması ya da başka bir gerginlik konusunun işte Kuzey Kore'nin mesela hatırlayın geçmiş yıllarda denemeleri vardı, füze denemeleri, onda da altın çok yukarıya doğru çıkmıştı. Buna benzer bir ihtilaf konusuna ihtiyaç var ki burada 1500 dolar geçilirse de 1550 dolar bir direnç olarak karşımızda duruyor. 1550 geçilirse nereye gider diye soracak olursanız da 1613 dolar karşımızda duruyor. Ama an itibariyle hem resesyondan Avrupa'nın, dünyanın çıkacağına dair işaretler hem de bu ticaret savaşlarının çözüleceğine dair işaretler altındaki bir şekilde alım gücünü ya da altındaki talebi sınırlayan bir durum sergiliyor bizlere. Değerli arkadaşlar, doları, altını ve borsayı bu şekilde ifade ettik. Tabii burada önemli olan nokta şu, biz hep şuna inandık. Her yatırımcı küçük olabilir, büyük olabilir, kendi yatırım kararlarını kendisi vermeli. Bu bağlamda biz insanlara teknik analiz anlatıyoruz. Geliyorlar, öğrencilerimiz oluyorlar. Hem teknik analiz anlatıyoruz. Teknik analiz gerçekten güzel. Hem dolarda, hem borsada, hem altında bir şekilde alım noktalarını, destekleri, dirençleri, trendleri çizerek ve birçok konu var tabii ki. Burada sınırlı bir sürede hepsini anlatamıyoruz. Grafiklerde gösteremiyoruz. Derslerde bunları anlatıyoruz. Ve aynı zamanda bilanço analizleri öğretiyoruz bize başvuranlara. Eğitim sitemizin adı neydi? www.borsaeğitimi.com. Kıymetli arkadaşlar 1000 liranız bile olabilir, 5000 liranız da olabilir. Ama önemli olan nokta hiç kimsenin tesiri altında kalmadan bu parayı
iktisat biliminden yararlanarak, finans biliminden yararlanarak bir şekilde bilerek eğitim almış olarak yönetmeniz. 1000 lirayı 5000, 5000'i 15000 yapmak çok da zor değil ama bunun şartı çok iyi veri analizi yapmanız, çok iyi piyasaları takip etmeniz, okumanız raporları ve bir de bizlerin sizlere anlattığı teknik analizdir, bilanço analizleridir, makroekonomik analizlerdir. Bunları bilmeniz. Bu bağlamda dediğim internet sitesini inceleyin arkadaşlar. Eğer uygun görürseniz orada başvuru yapın. Kendinize yatırım yapın. Sağdan soldan duyduklarınıza değil, hatta benim dediklerime bile değil, kendi bildiklerinize ve inandıklarınıza göre bilim bazlı dünya görüşüyle yatırım yapın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.